Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simla Can Polat. Bugün sizlere oturduğunuz yerden nasıl para kazanırsınız? Öyle bir video çekeceğim. Ya şey gibi oldu bu. Hani ilanlar var ya internette. İnternetten 20.000 TL kazanmak ister misin? Ayda 10.000 TL hiçbir şey yapma gibi bir giriş oldu ama tabii ki de bir şeyler yapacağız. Online para kazanma yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili ben de çok video izledim bu arada. Hem yerli hem yabancı YouTuberların videoları vardı. Fakat hepsindeki ortak nokta şuydu. Yani hali hazırda sizin bir yeteneğiniz var. Zaten bir şey olmuşsunuz. Bunu nasıl paraya dönüştürebilirsiniz? Ben bunun yerine şöyle bir içerik yapmak istedim. Benim çok öğrenci takipçim var, ev kadını takipçim var, çalışıyorsunuz, ek iş yapmak istiyorsunuz. Az da olsa hızlıca yapabileceğiniz, herkesin bir şekilde biraz emek vererek yapabileceği işlerden, online işlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle karantina döneminde hepimiz böyle bir ek neler yapabiliriz, internetten nasıl para kazanabiliriz, bunlara birazcık daha odaklandık. Bana bununla ilgili Instagram üzerinden de çok fazla soru geliyor. O yüzden sizin için araştırdığım bilgileri topladım. Hem böyle bir motive edeyim, sohbet edelim, hem de neler yapabiliriz onu konuşalım istedim. İlk olarak Bionic.com'dan bahsetmek istiyorum. Birçok böyle platformdan bahsedeceğim. Bu sisteme üye olarak neler yapabilirsiniz? Çeviri yapabilirsiniz İngilizceniz varsa. Okuma yazmamız hepimizin var Allah'a şükür. Metin yazarlığı yapabilirsiniz. Makale yazabilirsiniz. Ses tonunuz ve diksiyonunuz güzelse birçok küçük markanın videoları oluyor. Ona seslendirme yapacak insan arıyorlar. Seslendirme yapabilirsiniz. Sanal asistanlık yapabilirsiniz. Yani buraya girerek, zamanınızı vererek daha uygun bütçelerle insanlara hizmet verebilirsiniz. Yine bionic.com üzerinden en fazla iş ilanı açılan iş kollarından biri de sosyal medya yönetimi. Şimdi benim kendi bir sosyal medya ajansım var. Büyük markalara hizmet verirken sosyal medya yönetimi çok kollu bir şeydir ve çok deneyim gerektirir. Reklamı çok iyi bileceksiniz, fotoğraf çekmeyi bileceksiniz, içerik stratejisini bileceksiniz. Instagram'ın ve Facebook'un, hatta YouTube'un, Google'ın istatistiksel özelliklerini bileceksiniz. Bu gerçekten bir öğrenim süreci istiyor. Ama daha küçük markalar var. Mesela bir market sahibi de sosyal medya yönetimi arıyor. Ya da bir restoran sahibi de sosyal medya yöneticisi arıyor. Hem kendileri daha küçük işletmeler, hem de daha küçük bir bütçeleri var ve iletişim ajanslarıyla o yüzden çalışamıyorlar. Büyük ekiplerle çalışamıyorlar. Onların beklentileri daha çok benim Facebook'uma, Instagram'ıma düzenli olarak içerik yüklensin. Mesajlarım yayınlansın. Mesajlarıma bakılsın, tüketiciden gelen bir mesaj varsa işte bana iletilsin. Bu tarz beklentileri oluyor. Siz de eğer sosyal medya konusunda başlangıç noktasındaysanız, ki hepimiz Instagram'ımız var, Facebook'umuz var, onlara post yüklüyoruz, metinler yazıyoruz. Bunun bir tık daha düzenli olarak yapılan versiyonunu düşünün. Burada küçük markalara sosyal medya hizmeti verebilirsiniz. Sosyal medya yöneticisi olabilirsiniz. Nasıl rakamlar ödüyorlar? 700 lira ödeyeni var, 1000 lira ödeyeni var, 1500 lira ödeyeni var. Tabii sizin bu bionic.com'daki referanslarınız da çok önemli oluyor bunun için, ama her şeyin bir başlangıç noktası var. Dolayısıyla siz bu sisteme girersiniz. Birazcık daha küçükten başlarsınız. Bütçenizi de küçük tutarsınız. Referans kazandıkça ve işi iyi yaptıkça daha fazla fiyata, bir tık daha büyük markalara hizmet edebilirsiniz. Udemy.com var. Burası benim çok sevdiğim bir platform. Çünkü farklı farklı eğitimciler, uzmanlık alanları belirlenmiş kişiler size burada online kurslar veriyorlar. Ve bu kursların fiyatları 30 lira, 40 lira, 50 lira, 70 lira, yani gayet uygun rakamlar. Burada birçok sosyal medya yönetimiyle ilgili eğitimler var. Bu eğitimlerden birkaç tanesini satın alabilirsiniz. Hem yine sizin gibi dışarıdan iletişim yapan, dışarıdan insanlara bir şey sunan, para kazanmak isteyen insanlara destek olmuş olursunuz. Hem de sosyal medya yönetimini öğrenerek başka platformlarda çok küçük markaların, çok küçük işletmelerin sosyal medya yöneticiliğini yapabilirsiniz. Özetle iki adım: Udemy'ye girersiniz, bir eğitim alırsınız.
İnternetten sosyal medya yönetimi en basit şekilde nasıl oluyor onu öğrenirsiniz. Daha sonra da öğrendiğiniz şeyleri ilk adımlarla, böyle bebek adımlarıyla geçici bir süre ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Bu dediklerimin aynısı ev kadınları için de geçerli ya da başka iş yapıp ek iş yapmak isteyen insanlar için de geçerli. Başka neler yapabilirsiniz? Şimdi sanal asistanlık diye bir şey var. Eğer İngilizceniz varsa Google'a sanal asistan yazarak bulabilirsiniz. Burada sisteme kayıt oluyorsunuz ve diyelim ki Amerika'daki ya da Jamaika'daki bir iş adamının sanal asistanlığını yapabiliyorsunuz. Bunun için gerekli özellikler iyi ajanda tutuyor olmanız, programlı bir insan olmanız ve organizasyon yeteneğiniz. Yani çok büyük bir bilgi birikimi bu da istemiyor. Karşı tarafın telefonlarına bakıyorsunuz. Toplantılarını organize ediyorsunuz. Ona toplantılarını hatırlatıyorsunuz. Onun adına bir sekreterlik yapıyorsunuz. Bu arada burada bir sinek var. Şu an dikkatimi acayip dağıtıyor ama yapacak bir şey yok. Yani sinek de bizi buldu tam bu videoda. Neyse, bu tarz sanal asistanlıklar yaparak hem dünyanın farklı yerinden, farklı kültüründen biriyle tanışabilirsiniz. Çevrenizi genişletirsiniz. Hem de aynı zamanda para kazanabilirsiniz. Dün akşam bir yer keşfettim ve gittim, üye oldum. İlk böyle yazımı da oluşturmaya başladım. Burası neresi? Medium.com. Twitter'ın kurucuları kurmuş burayı. Bildiğiniz bir web sitesi, böyle içerik sitesi yani. Buraya anında üye oluyorsunuz ve anında yazar oluyorsunuz. Ben dediğim gibi bugün bu videoda size hızlıca aksiyon alabileceğiniz şeylerden bahsetmek istedim. İngilizceniz varsa medium.com'a girerek oradaki yazarlardan biri olarak makale oluşturabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Bildiğiniz, merakınız olan bir konuda bir makale oluşturuyorsunuz. Atıyorum çok kitap okuyorsunuzdur. Kitaplarla ilgili bir makale yazabilirsiniz. Moda ile çok ilgilisinizdir. Tabii bunların hepsinin organik içerik olması gerekiyor. Evinizde yaptığınız kombinlerin fotoğrafını çekerek işte diyelim sonbahar kombinleri nasıl olmalı ile ilgili bir içerik hazırlayabilirsiniz. Ya da arabalarla ilgileniyorsunuzdur. Bir arabayı, dikkat çeken bir arabayı, mesela Tesla'yı inceleyerek Tesla ile ilgili bir içerik oluşturabilirsiniz. İçeriğiniz ne kadar iyi olursa oraya yükleyeceğiniz makale o kadar okunacaktır ve ilgi görecektir. Peki siz bu sistemden nasıl para kazanıyorsunuz? Makaleniz okundukça böyle bir birimi var onun. Sizin hesabınıza otomatikman YouTube'daki gibi para yatıyor. Dolayısıyla ne kadar iyi içerik üretirseniz, ne kadar emek vererek ve dikkat çekici bir içerik üretirseniz oradan o kadar çok para kazanacaksınız demektir. Oradaki başarı hikayelerinin videolarını izledim. Bazı şeyler okudum. Ayda 3.000-5.000 dolar kazananlar, 10.000 dolara kadar kazanan insanlar var. Ama tabii bu başlangıç için çok büyük bir hedef. Gerçekleştirebileceğimiz hedefler her zaman daha iyidir. Ayda 100 dolar bile kazansanız, güzel bilginizi kullanarak yaptığınız ve yazdığınız şeylerle 100 dolar bile kazansanız ne kadar güzel. Hem insanı da geliştirici şeyler olduğunu düşünüyorum. Burada içerik üretirken aslında siz kendinizi de besliyorsunuz. Araştırma yaparak ben bu videoyu çekmeden önce bile birçok yeni şey öğrendim. Araştırma yaparak kendi bilgi birikiminize de bir şeyler katmış oluyorsunuz. Diğer bir konu YouTuber'lık. Şimdi YouTuber olmak zaten bu aralarda çok konuşuluyor biliyorsunuz. Tabii ki de dünden bugüne olabilecek bir şey değil. Benim kanalımın bile izlenmesini biliyorsunuz. Hani çok yüksek izlenmelerim yok aslında. Ama şu tarz YouTube içerikleri ve YouTube kanalları da var. Açıyorlar kanallarını. Belki fenomen olarak yüzlerini bile görmüyorsunuz ama sadece içerik üretiyorlar. Mesela işte 50 TL'ye 5 kişilik yemek nasıl hazırlanır? Ya da en iyi makarna sosu nasıl yapılır? Ya da ürün incelemeleri yapıyorlar, kitaplardan bahsediyorlar, düzenleme videoları çekiyorlar. Daha çok böyle insanlara faydalı içerik veren kanallar var. Böyle bir kanal açtığınızı düşünün ve her gün video yüklediğinizi düşünün ve videolarınızın 10.000, 5.000, 20.000 çok minimumda tutuyorum gerçekçi olmak adına izlendiğini düşünün. Bu şekilde bile ayda 800 dolar, 500 dolar gibi rakamlar kazanabilirsiniz. Bu videodan önce YouTube gelirlerime baktım. Bir önceki videom 40.000
izlenmiş ve ben o videodan 47 dolar kadar para kazanmışım mesela. Bu şekilde hesap edebilirsiniz. Siz haftada bir video yüklemezsiniz. Hedefiniz illa influencerlık olmak zorunda değil. YouTuber olmak hedefiniz de olmayabilir. Ama dediğim gibi içerik üreterek para kazanmak istiyorsunuzdur. Daha doğrusu kendi kendinize evden bir şeyler yaparak para kazanmak istiyorsunuzdur. Bu tarz içerikler üreterek YouTube'a girebilirsiniz. Şey olmayın arkadaşlar, aman benimki izlenmez diye düşünmeyin ya da benim kanalım çok yeni diye düşünmeyin. Benim kanalımın geçmişine inebilirsiniz. En çok izlenen 2 videom ilk 5 videomdan 2 tanesiydi. Öyle düşünebilirsiniz. Henüz çok az abonem vardı. Çok fazla kişi tarafından takip edilmiyordum. Ama içeriklerim iyi olduğu için gerçekten en çok izlenen videolarım hala onlar oldu. Dediğim gibi yol sizi nereye götürür bilemezsiniz. Belki YouTube'u, içerik üretmeyi çok seveceksiniz. Belki bir anda milyonların izlediği bir kanalınız olacak ve çok daha başka yola gideceksiniz. Ama bu kafada değilim, sadece amacım da para kazanmak diyorsanız birazcık daha içerik bir kanal yapabilirsiniz. Yani genele hitap eden, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği içerik kanalı yapabilirsiniz. Her gün video yükleyerek ya da haftada 4 video yükleyerek izlenme sayısını videonun sıklığını arttırarak fazlalaştırabilir ve YouTube'dan kendiniz için anlamlı bir gelir elde edebilirsiniz. Tabii bu çok genel rakamlar, yani izlenme sayınız değil burada, izlenme zamanınız, işte videoda kaç kişi tutuyorsunuz, kaç kişi hemen biraz izleyip çıkıyor gibi bir sürü detay var ama ben size yine çok ortalama ve gerçekçi rakamlardan bahsediyorum. Bir diğer hızlıca online'dan para kazanacağınız yöntem, başkalarının ödevlerini, makalelerini yazabilirsiniz. Onlar adına yapabilirsiniz. Ve bu şekilde, ki burada ödevin büyüklüğüne göre, makalenin büyüklüğüne göre aslında fiyatınız artıyor ya da azalıyor. Siz de kendi zamanınızı ya da kendi yeteneklerinize göre başkalarının ödevlerini online bir platform üzerinden yaparak para kazanabilirsiniz. Belki etik değil ama bence yapan için değil, yaptıran için bu birazcık etik dışı. Son olarak Trendyol'dan bahsetmek istiyorum size. Ay, bu videoda kamera şarjı 4 kere bitti desem arkadaşlar, kusura bakmayın. O bana yansıtıysa özür dilerim. Sıradaki online para kazanma yöntemi linkçilik arkadaşlar. En nefret edilen şey. Trendyol.com. Şimdi linkler üzerinden aslında geçen videomda söylemiştim ya, hepiniz bir kitleyi etkiliyorsunuz. 300 takipçili, 1000 takipçili. Hani 1000 takipçiniz var ve Trendyol linklerinden para kazanacaksınız, çok kazanacaksınız diye bir şey tabii ki de söz konusu değil. Ama Trendyol sistemi aslında herkese açık. Sadece bir şirketinizin olması yeterli. Şahıs şirket de olabilir, belki bir arkadaşınızın, eşinizin, babanızın limited şirket de olabilir. Sisteme kaydoluyorsunuz ve link paylaştıkça belirli komisyon oranlarıyla sizin üzerinizden satılan ürünlerden komisyon kazanıyorsunuz. Şimdi başladınız, siz influencer değilsiniz, etrafınızda insanlar var ve ki etraftaki insanları asla böyle yatsımayın. Çoğu arkadaşınız o çantan nereden, bu bilmemden nereden diye soruyordur. Diyelim etrafınızdaki insanlar satın almaya başladı ve siz bir ay içerisinde, çok kötümser konuşuyorum, kazana kazana 200 lira, 250 lira yani sıradan bir Instagram kullanıcısı dahi 200-300 lira Trendyol linkinden kazanır. Zaten Trendyol sisteminin bu kadar başarılı olmasının sebebi de herkese açık olmasıdır. En kötü ihtimalle indirim kodları kazanırsınız, kendiniz alışveriş yaparsınız. Siz şimdi belirli böyle küçük küçük rakamlar kazanmaya başladıkça otomatikman ne oluyorsunuz? Yaptığınız bir paylaşımın size bir küçük de olsa geri dönüş olmaya başlıyor ve bu geri dönüşlerle motive oluyorsunuz ve bir şekilde belki ucundan içerik üreticiliğine girmeye, kendi kitlenizi büyütmeye başlıyorsunuz. Story'ye haftada bir atıyorsanız bunun sayesinde her gün bir rutininizde, dur ben bir mağaza gezeyim, dur ben şunu tavsiye edeyim, dur ben bir salata yapayım da arkadaşlarımla paylaşayım diyerekten kitlenizi büyütmeye başlıyorsunuz. Benim gerçekten böyle bir arkadaşım var. Kendisinin 400-500 takipçisi vardı. Şu anda 22.000 takipçisi var. Önce sisteme üye oldu. Ben onu gaza getirdim. Kızım dedim, ben senin
paylaştıklarını sürekli alıp takipçilerimle paylaşıyorum ve bayağı insanlar seviyor senin paylaştığın ürünleri. Sen de girsene sisteme dedim. Ya ne alaka, ben influencer mıyım, şöyle miyim, böyle miyim derken şu anda 22 bin takipçisi var. Çok güzel ürün seçiyor, ürün buluyor, çok güzel yemek yapıyor bu arada. İnanılmaz tarifler paylaşıyor. Kendisi isterse, çünkü birazcık daha kapalı bir gruba gitmek istiyor. Hiçbir zaman böyle çok büyük bir influencer olayım gibi bir derdi yok. Onun da hesabını buraya bırakırım. Bu şekilde başladı. Yaklaşık 5-6 ay içerisinde de gayet güzel aile ekonomisine katkıda bulunacak şekilde de para kazanıyor Trendyol üzerinden. Ben hep diyorum, reddetmeyin, sevin. Herhangi bir sistemin size uygun olan, size fırsat sağlayacak bir noktası varsa onu neden değerlendirmeyesiniz? Kendimin de bir online para kazanma hikayesi var. Bu Instagram fenomenliğinin, şu anda yaptığım işin ve ajansın çok öncesinde altyazı çevirmenliği yapıyordum arkadaşlar. Dizifilm.net, işte filmkulübü.net gibi yerlere bir arkadaşım vasıtasıyla mesaj atmıştım. Oradaki dizileri, filmlerin altyazılarını İngilizceden Türkçe'ye çevirip size öğretiyorlar onu zaten. Direkt videonun üzerine konuşmaları yazıyorsunuz Türkçe altyazı olarak ve kelime başına ücret alıyorsunuz. Çok fazla rakamlar değil ama ben öğrencilik yıllarımda ve ajanslara başladığım ilk bir iki yılda buna vakit bulabiliyordum. Ek gelir olarak gayet güzel paramı kazanıyordum. O yüzden siz de altyazı çevirmenliği yapabilirsiniz. Bana birçok şu anda mail geliyor mesela. Bunu keşfeden birçok arkadaşım var. İşte Simla videolarını altyazı ister misin diye. Ben de inşallah kısa zamanda öyle birisiyle çalışmaya başlayacağım. Video altyazıları da yaparak, çevirerek ya İngilizce filmleri, dizileri çevirebilirsiniz. Ya da ünlü YouTuber'ların ya da ünlü YouTube kanallarının direkt doğrudan işitme engelliler için olan altyazılarını, şu anda konuştuğum şeyi altyazı olarak videolarına girerek de para kazanabilirsiniz. Fırsatlar çok. Eminim siz de birçok yeni fırsat bulabilirsiniz. Google'da dolaşın, internette dolaşın. Hepsi bugünden yarına size mükemmel paralar elbette kazandırmayacaktır. Ama bir şeyin üzerine giderseniz, emek verirseniz, onu kafaya koyarsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin. Bence şu dönem birçok negatifliği barındırsa da pozitifliği de mutlaka barındırıyor. Fırsatlar dünyası, daha kolay her şeye erişim dünyası var. Oturduğunuz yerden, evinizden çıkmadan başka hedefleriniz bile olsa bu zamanda maddi zorluklarınızı en aza indirgeyerek para kazanabilirsiniz. Umarım bu videomda size küçücük de olsa ilham olabilmişimdir. Dediğim gibi sizin de önerileriniz, deneyimleriniz varsa aşağıya mutlaka yorum bırakın ki birbirimizin bilgilerinden faydalanalım. Ben bu kanalın birazcık da böyle olmasını istiyorum. Umarım size iyi gelmiştir bu video. Kameramın şarjı bitmek üzere. Ona takıldım şu anda. Hepinizi çok seviyorum. İçeriklerimi seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Yakında çok bomba içerikler planladım. Mutlaka takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.